Merhabalar arkadaşlar. BIST 100'den başlıyorum. Şurada bir çanak var. Onu söylemiştik geçen hafta. O çanağın hedefini hatta tam hedefte demiştim. Şöyle. Orayı geçti. Sonra buradan kırmızı bir tren çizmiştim. Hedefe gelince düşer demek değil demiştim. Kırmızı çizgi devam ediyor. Trend devam. Kırmızının altında şurada bir iğne attık. Altında kapanış yapmadığı sürece devam diyor. Yani 1915'i gösteriyor kırmızı çizgi. Zaten trendde yeşil yeşil olduğu sürece sonsuza kadar devam. Şunu söylemiştik. Kırmızının üstünde de devam şeklinde. Bakalım şurada bir destek daha var. 1861 diyor. Yakın destekler de verelim. 4 saatliğe bakalım. Yüklerse. 4 saatte baktığımızda arkadaşlar 1955 destek olarak görünüyor. Saatlikte bakalım bir de. Saatlikte ise arkadaşlar 1986 üstünde devam şeklinde söylüyor. Geçelim bunu. Detaylı aramada 11 tane çıktı arkadaşlar. Petkim'den başlıyorum. Hızlı hızlı bakmaya çalışacağım. Bakalım durum nedir? Petkim'e baktığımızda pardon. Şurada çanağımız var. Onun hedefine bakalım. Hedefe gelmiş görünüyor. Artık hedefe geldiği yeri destek alabiliriz. 9 lirayı destek alabiliriz. Yakın destek. Günlük grafikte 8.15. 4 saatte bakalım. Yüklerse biraz yavaş internet. 8.15. 8.62 var. Saatlikte de periyot küçüldükçe biraz desteğin güvenilirliği azalıyor ama daha yakın destek en azından. 8.90 üstünde devam diyor saatlikte de. Petkim bu şekilde. Anadolu Efes arkadaşlar. Anadolu Efes'e bakalım. Geçen hafta çıkmıştı galiba. Çıktı diye hatırlıyorum. Dirence yakındı. Direnci geçmiş arkadaşlar. Bir geri çekilme olabilir. Şöyle bir hareket olma ihtimali var. Eğer hedefe gidecekse şöyle çanak. Hedefe bakalım. Bu arada çanağı çiziyorum sürekli de. Bilenler biliyor ve yeni arkadaşlar için şu yükseklik kadar gider diye bir teorideyim işte. Teori var. Formasyon var. Yani 37 civarlarını gösteriyor. Çok aşağıda kaldı. Trend 26.40'ları gösteriyor. 28.80 destek olarak kabul edilebilir. 4 saatte yakın destek vereyim. Çünkü direnci geçti. Orası artık destek oldu. 4 saatte baktığımızda biraz yüklenirse tabii 28.16'yı gösteriyor. Saatlikte bakalım. Bayağı hızlı gitmiş. 29.20'de saatlikte destek olarak kullanılabilir. Anadolu Efes'te arkadaşlar. Aksen'e bakalım. Listeye girmemişti galiba. Aksen. Şöyle bir bakalım. Evet, Aksen bayağı değer kazanmış. Şöyle baksak. Sana zaten geçmiş, orası belli. Burayı destek yapmış. Şurada minik bir çanağımız var. Şöyle. Orası da 10.60'ları falan gösteriyor. Destekli takip edilebilir. 8.90 destek arkadaşlar. Bir tane Fibonacci deneyeceğim şuna. Şöyle trend temelli Fibo diyorum. Buradan alacağım. Evet. 10, 10, 10, 42, 10, 87, 11, 44, 13, 10 şeklinde gidiyor. 15.78, 18.46, 20, 11 şeklinde de hedefler gösteriyor Fibonacci'ye göre. Ama trendi takip etmek önemli. Bakalım 8.90 üstünde devam diyor Aksen. Kardemir'e bakalım arkadaşlar. Kardemir. Çıkmıştı Kardemir. Hatırlıyorum yine. Kaç? 11'ler falan demiştim. Gelmiş hemen hemen. Trendi takip edelim. 9.22 üstünde devam. 9.22 çok aşağıda kalmış. Tabii ki de 4 saatte tabii ki verelim bir destekleri de.
4 saatte baktığımızda arkadaşlar 9.95 destekliyor. Saatte baktığımızda da 10.30 destek olarak kullanılabilir arkadaşlar. Elinde olanlar için trend devam. Akola bakalım. Nerelere gitmiş? Of, çok güzel kazandırmış. Destekleri silelim. Trend epeydir devam. İndikatör 23.5'tan beri al vermiş. Direnci de geçmiş. Artık destek olmuş. Şöyle 38.5'un üstünde devam arkadaşlar. Hedef kaçı gösteriyor? Maksimumda 49 liraları falan gösteriyor. Yaklaşmış hemen hemen. Ama dediğim gibi hedefe gelmesi daha da yukarı gitmeyeceği anlamına gelmiyor. 4 saatte 41, 36 saatlikte de 42.50 ile takip edilebilir arkadaşlar. Devam edelim. Aksa'yla devam ediyoruz arkadaşlar. Aksa hedef falan bırakmamış. Şuradaki çanağa baktığımızda oralarda bir satış yemiş. Onu destek yapmış. Ama trend devam ediyor. Şunları silelim artık. Aksa biraz fazla değerlenmiş gibi. RSI'ye bakalım. 2020 yılında hemen hemen satış yediği yerlere yakın. RSI 90'lara gelmiş arkadaşlar. Ama trend devam. 28-24 üstünde devam arkadaşlar. 28-24. 4 saatliğe bakalım. 4 saatliğe baktığımızda da 28-80 arkadaşlar. Bu şekilde devam edilebilir. Bağlantı yavaş olduğu için durdura durdura yapıyorum arkadaşlar. Yüklenmiyor. Evet, saatlik grafikte takip ettiğimizde ise 30-30'un üstünde devam diyor arkadaşlar. Aksa akrilik kimya sanayiye. Şöyle bir Fibonacci deneyebilir miyiz buna? Deneyebilir miyiz? Şuradan bir Fibonacci atayım. Atmadık demeyelim çünkü hedefler de geçmiş ya. Evet, direnç bölgesinde hemen hemen şöyle kaydedeyim. Direncin üstünde kapatmış. 37-22 var. 42 72 46 12 bayağı da yükselmiş. Burada 1.68 altın oran, bu önemli arkadaşlar. Bakalım devam edecek mi? Daha zorlama yerleri var. Ama bayağı değer kazanmış. RSI da 89 bölgesinde, yani bayağı yüksek. Tabi RSI 99'a kadar gidebiliyor yani. Onu da söyleyeyim. Hiç belli olmaz. Tekfen'e bakalım. Tekfen'de durumlar neymiş? Tekfen'de harika yükseliş devam ediyor. Benim de uzun vade hisselerde var biliyorsunuz zaten. Sağ üst köşeye eklerim arkadaşlar uzun vade yatırım için seçtiğim hisseleri. Biliyorsunuz tam alım yapamadım ama istediğim kadar. Hepsi kârda doğal olarak borsa yükselişte olduğu için. 25.5'ü gösteriyor maksimumda. Şey çok 19.86 çok aşağıda kalmış destek. 4 saatten bir takip edelim. 4 saatte bayağı iyi çalışıyor arkadaşlar. Yani 13-14'lerden beri al vermiş. Devam diyor yani. 21.66'nın üstünde devam diyor 4 saatlik. Saatliğe bakalım. Saatliğe baktığımızda da 22.48 üstünde devam diyor saatlik grafiğimiz. Bakalım arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz yorgunum da. Geç saate kaldı video. Ama çekmem lazım cuma gününden. Evet, cumartesiye de geçmişim gerçi de. Haydi bakalım. Yüklense. Oldu galiba. Günlüğe geçtik. Aygaz. Aygaz'a bakalım. Aygaz'da da direncimiz dilim tutuldu. Direncimiz destek olmuş. Güzel de çalışmış geçtikten sonra altına sarkmamış. Bir değdirme yapmış şurada. Devam. Bunda kaç gösteriyor bakalım.
27 civarlarını gösteriyor. Hemen hemen gelmiş sayılır ama trend devam arkadaşlar. 22-14'ün üstünde devam diyor. Bu şekilde takip edebiliriz. Bağfaş. Evet arkadaşlar, bu Bağfaş çok hızlı hareket ediyor. Direnci geçmiş, artık destek olmuş. Bu desteğini yapalım. Hedef olarak da 19, 19,5 civarlarını gösteriyor. Şuradaki destek 11,80'leri gösteriyor. O da çok aşağıda kalmış. Diğerlerine bakalım. 4 saatlik grafikte desteğe baktığımızda 13,80 üstünde devam diyor. Saatliğe bakalım. Bu grafikte de arkadaşlar 15,04, 13,66 destek olarak kabul edilebilir. Ama çok sert hareketler var. Biraz dikkatli olmak lazım. Cusana bakalım arkadaşlar. Atlantis bir ara çıkıyordu. Cus hisselere ne yapmış? Hareket mi etmiş? Hızlanmış mı? Evet. Cusan'da arkadaşlar şurada direnci geçmiş. Sonra aşağı bayağı bir silkeleme yapmış. Çok sağlam. Bir kere daha geçmiş. Bir kere daha yapmış. Acaba uçuracaklar mı? İki kere fake atmış. Bakalım hedef kaç gösteriyor. Gerçi şu bayağı da gitmiş ama. 13 civarlarını gösteriyor. Şu anda tavan yapmış. Yani tavan tavan gidiyor bazı yerlerde. Bakalım. 9,85. Destek olarak kullanılabilir. 4 saatliğe bakacağım. Evet arkadaşlar, 4 saatlikte de 10.30'da takip edilebilir arkadaşlar. Bu şekilde bakabiliriz bu hisseye de. Şu günlüğe baktığımızda şurada küçük bir çanak var, fark ettiyseniz. Bunun da hedefi yine aynı yerleri gösteriyor herhalde. 12-10 çok yukarıyı göstermiyor. Şimdi bir de Atlantis'e geçelim arkadaşlar. Durumu neymiş bakalım. Cusan'dan sonra. Evet, Atlantis'te trend güzel devam ediyor. Söylemiştik bunu. Şurayı de direnci geçtikten sonra destek yapmışız. Artık onu da çok geçtiği için sileceğim. Güzel. Bunda indikatör çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Bununla takip. Devam. 7 lira. Bayağıdır listeye giriyordu Atlantis. Bir uzun zaman önce ucuzlara giriyordu zaten. 30'lara falan gelmişti buralarda, hatırlıyorsunuz. Ucuz hisselere çok girdi Atlantis. Değerlendirilmiyor ama şu şöyle hareketler olduğu için bu hisseleri çok beğenmiyorum ama şu son trendinde güzel hareket ediyor işin garibi. Ama şunu da söyleyeyim. Bu giderken böyle bir anda taban taban yapar diye de korkuyorum. Çünkü hareketleri çok sert görüyorsunuz. Daha önce çok garip hareketler yapmış. 9 ve 10.67'de dirençler var. Daha ileriki hedefleri, çanak hedefini falan şimdilik söylemeyeceğim. Hani şurada çanak yapacak ya. Bakalım işte 10.67'nin üstüne geçer mi? Oraya geçerse yine değerlendirebiliriz, bakarız yani. Hula bakalım. Hulda kaç tane çıkıyor? Arkadaşlar bunda bayağı çıktı. 39 tane tüpraştan başlıyor. Şöyle durdura bakabilirsiniz. Fazla çıkması da biraz borsa eli kulağında mı dedirttiriyor. Atlantis'le bitiyor. Geçen hafta da çok çıkmıştı gerçi de. Bakalım Bollinger'da kaç tane çıkıyor. 12 tane çıktı. Tüpraş da başlıyor. Yine Atlantis'le bitiyor. Dead Cross sat sinyali oluyor. Bilici var sadece. Bakalım Bilici'nin grafiği. Yani aslında bir dip yapısı yapmış şurada. Trend de devam ediyor. Sadece şu 70'te takılmış. RSI 30 ile 70 arasında değişir arkadaşlar. Şu 30'un üstünde alım çılgınlığı olabiliyor. 70'ten 70'in üstünde daha doğrusu. 70'ten aşağıda dönüş olabiliyor. O yüzden trend bunda takip edilebilir. 16'nın üstünde devam arkadaşlar. Şuraya kadar da daha önce görmüş. 21.68'leri görmüş bir kağıt arkadaşlar. Uzun vadede sat sinyali vermiş ama. Orta uzun vadede sat sinyali. Golden Cross'ta Dead Cross. Golden Cross'ta bu al sinyali anlamına geliyor. Sell var. Mantıklı bir yerde al vermiş. Çok da yükselmemiş. Gerçi ne yükselmiş de. Yüzde kaç yükselmiş? %40. Bunlar fazla, hani Golden Cross'a Dead Cross geç sinyal verir. Ama sağlam da verebiliyor. Acaba Celeste hareket başlar mı? Daha gitmeyen hisseler varsa böyle, acaba borsa daha gider mi de dedirtiyor, yoksa gel mi oluyor bilmiyorum. 20 liraları görmüş bir kağıt arkadaşlar Seleç.
11 liranın altı sıkıntı. Sadece şunu sevmedim arkadaşlar. Düşen tepeler var şurada. Fark ettiniz mi? Şöyle de yapabiliriz. Birinci tepe, bir de daha küçük bir tepe. Yani şu trend kırılırsa şuradaki iğnenin ucu 11-15'in altında sıkıntı olabilir. Ben yine 11 lira diyeyim. Bakalım bu yani iki tane tepe olunca. Bir de ikinci tepe ilkinden daha küçük olursa hani yeni bir tepe görmediği için tepe şöyle olursa biraz daha iyi oluyor ama altında kalmış. Gücü azalmış. Arkadaşlar RSI'de aşağı doğru gidiyor. Boynunu da bükmüş. Dediğim gibi 11 lira destek de takip edilebilir. Onu 20 liraları görmüş bir kağıt. İşfine bakalım arkadaşlar. Umarım kayıtta bir sıkıntı yoktur. Yok gibi. İşfin. İşfin uzun zamandır listeye girmiyormuş. Çok çizgi çekmiş. Bölümü olmuş galiba işfinde. Çizgiler kalın şey kaymış. Güzel bir dip yapısı yapmış. Ondan sonra uçuşa geçmiş zaten. Kaç liraları görmüş? Şurayı çekelim. 4.64'ü görmüş. Hemen hemen direnç bölgesinde yaklaşıyor yani. Eğer 4.64'ün üstünde kalıcı olursa her hissede söylediğim gibi 6.5'lara gitme ihtimali var. Daha önce vay 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 9.90'ları 8.20'leri görmüş. 5 5.10 ve 5.75'te de dirençler var arkadaşlar. Bunlar dikkat edin. Bunda değişik yerlerde dirençler var. Şuralarda geçmekte bayağı zorlanmış. 4.20'leri. Çok takılmış buralara. Dirence yakın. İşfin bu arada çok hızlı gidiyor. Fark ettiniz mi? Daha önceki gidişine bir bakalım. Yine böyle bir hareket yapar mı acaba? Ama çok spek bir hareket ya. Ya baksanıza. Bu nasıl bir harekettir? Yeşil, 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 yeşil. Böyle bir hareket var mı ya? Hiç doğal değil. %100'den fazla iki kat gitmiş. Yine aynı hareket, yani benziyor hareket aslında. Acaba yine yeşil yeşil devam edecek mi? Ama destekler de çok aşağıda kalmış. Destekler de verelim. 3.5 var. Başka bakalım. Üç yetmiş var. Saatlik. Biraz iyi kötü yükleniyor. Biraz güç kaybetmiş. 3.80 var arkadaşlar. Bunlarla takip edilebilir işfinde. Arkadaşlar. İşfinden sonra da Tukaş var arkadaşlar. Golden Cross bunlar uzun vadede al. Tukaş'ta acaba bir düzeltme mi var? Bakalım ama biraz düşüyor. Hayra alamet değil. 8 liranın altı biraz sıkıntı olabilir arkadaşlar. 8 liraya dikkat edelim. Bir dip yapısı var ama. 6.55 kesin destek. Onun altında hiç durmamak lazım zaten. Daha önce 16-17'leri görmüş bir kağıt. Yani fiyatı bayağı düşmüş ama. Uzun vade al sinyali de vermiş. Vakbene. Vakbene'de durum nedir? İşte durdurmayınca da bayağı yavaş yüklüyor. Herhalde benim bu videoyu çekmem bir saat sürecek. Video yarım saat bile olsa. Evet, Vakbene var. Vakbene'ye baktığımızda tehlikeli bölgeye girmiş ama kırmızı yakmamış burada. 3.85'te takip edilebilir. Şu kısımlar biraz sıkıntılı. 4.80'ler. 5.36'lar. Evet, buralara bayağı takılmış 5.40'larda. Ondan sonra da 7 bölgesi var. Bu şekilde takip edilebilir. Almat tehlikeli bir kağıt. Arkadaşlar bu kağıt daha önce 2.43'ü görmüş. Ama çok sert hareket ediyor. 1.32 üstünde devam da. Yani hiç çok kötü yani çok sığ bir hisse. Terste kalma ihtimali çok yüksek. Erin al. 3 tane casa var arkadaşlar. Bu da zor hisselerden taban yapmış galiba. 117 üstünde devam arkadaşlar. Al vermemiş farkındaysanız ama ben yine oradan bir destek verdim. Şunları neyse şu destekler dursun. Daha önce 240'ları görmüş. Bu da çok sert. Almat gibi tehlikeli hisselerden. Akdeniz Yatırım Holding arkadaşlar. Destek bölgesinden 1.70'lerden dönmeye çalışıyor. 1.70 destekle takip edilebilir.
Onun dışında şu 2.80 bölgesi zor. 2.50'ler, 2.80'ler. 3.35, 4.39'u görmüş bir kağıt arkadaşlar. Dirit var. Sert hareket eden hisseler hepsi. Şöyle bir düşen çizmişim Dirit'e. 12 lirayı görmüş bir kağıt arkadaşlar Dirit. O zaman devam. Riski sevenler için şurası var. 3.76 desteğinde devam. Ama çok sert hareketler arkadaşlar. Aşırı sert. 2.66'da destek var. Bakalım şu siyah düşeni kırınca bir hareket gelecek mi onu merak ediyorum. Güzel çalışıyor yani en azından. 3 yerde temas etmiş. Mesela şurada güzel kazandırmış. Şu iki noktadan çektiğinde şu doğru gidiyor. Mesela şurada bir destek var. Mesela şurada alan biri ya şurada en azından bir iki tavan ya da şuralarda alan şurada dört tavanı yakalardı. Şurada tam satış yeri zaten. Tam dirence denk geliyor. Nokta çok güzel çalışmış orada. Bakalım şu siyahı geçerse nasıl bir hareket yapacak? Ben de merak ettim. Bunu kaydedeyim. Şöyle kalsın bakalım. Gerçi arada da sıkışmaya başladı. Bakalım. Yeni yılda bir hareket gelecek mi? Gerçi borsa da çok güzeldi ya. Borsa düşerse bunların hali ne olur bilmiyorum. İçim oku al. Bakalım. 11 tane tüpraşla başlıyor. Garanti yatırımla bitiyor. Makti sat. 16 tane frotoyla başlıyor. Ekizle bitiyor. Makti al. Sadece tüpraş çok geç bir al vermiş galiba. Tüpraş benim uzun hisselerde zaten var biliyorsunuz. Ne ara 173 olmuş. Hala tutuyorum iyi al sat yapmadım zaten. Tamamen giremedik şeylere de. Onun videosunu da hafta içi çekerim. Bu fonlara yatırımda bayağı kar geldi ama ya. Onu da göstereceğim. Onu da tam girebildim hisselere. Yani fonlara. İstediğim kadar alım yapabildim. Burada direnç bölgesi destek olmuş. 156'lar. Direnç güzel çalışıyor arkadaşlar burada. 99'lardan beri al. Bir altına sarkmış ama sat vermemiş. İndikatör güzel. 156 üstünde devam diyor arkadaşlar. Şurada hafif bir küçük bir çanak var. Şöyle. Gider mi oraya? 200'leri falan. Ben de hedef olarak 200 göstermiştim galiba Tüpraş'a. Onu da sağ üstte eklerim zaten. Bakarsınız. Oynatma listesi olarak yaptım. Ta ilk videoda hepsini hedef koymuştum. Tüpraş'a 200 mi yazmıştım? 300 mi yazmıştım? Hatırlamıyorum da. Bayağı uzun olarak şey yapmıştım hedefi. Neredeyse 200'e geldi bayağı kısa bir sürede. Neyse. Geçelim. Basit tarama. İki tane GSD var arkadaşlar. Bir de ADS var. Hoş bir grafik değil arkadaşlar. Şurada çanağımıza gelmiş mi? Gelmişti daha önce görmüştüm galiba bunu. Hemen hemen gelmiş demiştim. Hatırlıyorum ben bunu. Zaten düşen tepeler var görüyorsunuz. Güç kaybı, güç kaybı, güç kaybı. Zaten şuradan trendi çektiğinizde görüyorsunuz. Şöyle bir düşüş trendi var. İndikatör zaten sat vermiş. Kırmızıyı vermiş arkadaşlar. Şura artık elveda yeri. 3.75'in altları falan. Orada 3 kere dönmüş ama 4.'ye döner mi? Yani 3.75'e kırarsa daha da hızlı düşebilir. Dikkat etmek lazım. Ama dediğim gibi şu yeni tepelerde yaparsa yukarı gidebilir. Yani 4.85'in üstüne atarsa yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir ADES'e. Bakalım ADES'e de. Evet çok çabuk toparlanmaz demiştik. Bunda indikatör güzel çalışıyor. Riske girmek isteyen 0.68 altında stopla deneyebilir. Yatırım tavsiyesi olmadan ya da 0.78'in üstü beklenebilir. RSI'miz de 30'dan dönmüş. Bakalım. Ama yeni düştüğü için şöyle bir taban taban hemen toparlanmayabilir. Beklemek, bakmak, takip etmek lazım. 20 günlük ortalamaya göre olan hisselere bakalım. Batı Söke'de başlıyor. GSD ile bitiyor. Sade Makti yazıyor. Bakalım. Tüpraş çıktı yine. Stokastik RSI'ye göre Angen'e bakalım. Evet.
Desteği vermiştim. Buradan güzel çıkmış. Angeni yeni hisse olduğu için yavaş yavaş inceliyorduk. Evet. İndikatör güzel çalışıyor. İndikatöre bakmıştık bunda. Öyle hatırlıyorum. Çizgi çekmiş miydik? Tam hatırlamıyorum da. Evet. Destekleri silelim artık. Trend devam. Bununla ilgili analizimi tam hatırlamıyorum. Yani indikatöre mi bakmıştım? Çizgi çekmiş miydim? 22.42 üstünde devam. 26.76'da direnç var arkadaşlar. Oranın üstünde 2 gün kapanış olursa 33-35 bölgesine gitme ihtimali var. Angen de bu şekilde. Cusan çıkmıştı diye hatırlıyorum. Ben yine bakayım da. Evet, Cusan çıkmıştı. Polho. Polho'da yukarı doğru bir hareket var. Hiç çıkmayan bir hisseydi. Çizgide çekmemiş zaten. 4.92'yi görmüş bir kağıt. Trend devam. Polho'yu 3.07 ile takip edilebilir. 4.92'yi görmüş bir kağıt. Şu bölgede zorlanabilir arkadaşlar. 4 bölgeleri burada çok takılmış. Durum bu. 6.22'ye çekmişim bir şeyler ama. Destekler bir şeyler vermişim. Evet 6.22'yi de görmüş bir kağıt. Sileyim. Kaydedelim. Polho da bu şekilde arkadaşlar. Geçelim. Ulufa. Bu da yenilerden. Hatırlamıyorum. Ucuzlara girmiş miydi? Tam 30 bölgesinde RSI'yi açmış ve oradan uçuş. Çok güzel. 2.35 üstünde devam. 2.73'ü görmüş. Çok bir fark yok. 2.73 az kalmış. 2.73 üstünde kalıcı olursa da 3.20, 3.30'ları görme ihtimali var. Direnç devam. 2.35 üstünde devam. Başka ne var? Diptekiler. Dipte bir şey kalmadı. Her şey yükseldi diyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Son 52 haftanın en yükseğinde çok çıkabilir. Son bir senenin en yükseği. Arkadaşlar. 29 tane AFS ile başlıyor. Tek fenle. Yeni GMAT'la bitiyor. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Şöyle yavaş geçeyim. Elinde olanlar. Son bir senenin en yüksek olduğu için satış gelme ihtimali var. Son bir senenin en düşüğü de bir Ütopya var arkadaşlar. Ütopya yükselmemiş herhalde. Anlaşılan. Borsa uçarken Ütopya yerinde mi saymış bir bakalım. Evet. Taban taban yapıyor. Ucuz hisselere giriyordu zaten Ütopya. Şuraya stop bölgesini yapmışım. Riski sevenlere. Hatta ben buna söylemiştim. Taban taban yaparsa çok sıkıntı olur diye. Böyle hisselere o yüzden şey yapmıyorum. 50'leri görmüş arkadaşlar. Ütopya'da bir beklentim yok artık. Çünkü şunu da göstereyim arkadaşlar. Artık buna ters çanak diyoruz. Ters çanak kulp. Fincan kulp gibi bir şey olmuş. Şu küçük çanak 8.5 bölgesini gösteriyor. Büyük olanı birleri falan gösteriyor arkadaşlar. Gider mi acaba o kadar aşağı düşer mi? Şurada altılar var. Şurada gerçekten 2.60'lar falan var. İzleyelim. Bir tepki alışı belki gelebilir. Çünkü RSI çok düştü. 14'lere düştü. Daha önce buralardan hani bakalım daha da geri yüklüyor mu? Yok. RSI ilk defa bu kadar fazla düşmüş görünüşe göre. Ama bunda da Eiffel Kulesi formasyonu var galiba. Yani aylarca, yıllarca terste bırakma ihtimali var gibi gözüküyor ama yüklenirse göstereceğim de. Evet arkadaşlar görüyorsunuz grafik bu. Yani böyle bir Eiffel Kulesi'nden sonra yine aylarca, yıllarca sürünme ihtimali oluyor. O yüzden tehlikeli hisseler arasında tabii ki gösteriyoruz bu hisseyi de. Düşük olması her zaman alınacak anlamına gelmiyor. Yeni aylık yüksek. Bunu ayın sonuna doğru bakalım arkadaşlar. Fazla alınmışlara bakalım. Ayın ortasındayız ya. Fazla alınmışlar. Çok çıkacak muhtemelen fazla alınmışlar da. Yüklüyor da yüklüyor. 148 tane arkadaşlar.
Şöyle çok yavaşça geçeyim de. Durdura durdura bakarsınız elinizde varsa. Fazla alınmışlar. Bunlar arkadaşlar. Yani hemen hemen hisselerin üçte biri fazla alınmış. 400 hisse civarı var. O yüzden borsada bayağı yükseldi. Yani böyle durumlarda aslında kademe kademe satmak gerekiyor. Hepsini çıkıp pişman da olunabiliyor çünkü. Ben ikisini de yaşadım. Düşüşü beklerseniz arkadaşlar kardan bayağı zarar edebilirsiniz. Bunu da denedim. Bayağı zarar ediyor çünkü düşüş çok hızlı oluyor. Yükselince hani bir hedefiniz vardır oraya gelip satarsanız da bu sefer onu da yaşadım. Sattıktan sonra bir o kadar daha yükseldi. Pandemi düşüşünden sonraki yükselişti galiba. Çok erken sattım. O yüzden tecrübelerime göre düşüşü bekleyip satmak çok iyi değil. Yükselirken satacaksanız da kafanızda bir hedef olsun hissenizle ilgili bir fiyat. Oraya gelince ya hepsini satıp tamam ben bu bana yeter diyeceksiniz. Ya da ben pişman olmayayım bir %100 %200 daha gider diyorsanız o zaman mesela elinizde işte kaç lot varsa 5'e bölüyorsunuz. Mesela 1000 lot, 200 lot, 200 lot sata sata gidiyorsunuz her %10 yükselişte mesela. O zaman bayağı iyi oluyor. Ya da hedefinize geldikten sonra yarısını satıp yarısını da elinizde tutuyorsunuz. Düşerse de seviniyorsunuz. Çıkarsa da seviniyorsunuz. Yarısını sattım diyorsunuz. Düşerse çıkarsa da yarısı elimde diyorsunuz. Böyle parayı 4'e 5'e de bölebilirsiniz. Yarısını satıp bekleyebilirsiniz. Ben yarım satmayı seviyorum. Bazen kademe kademe de satıyorum 3-5 parçada. Yükseldikçe daha çok satıyorsun. Düşerse de yavaş yavaş satmaya başlıyorsun. Güzel yani. Yani şu kesin, şu çok büyük hata oluyor. Onu ben çok yaşadım. Çünkü kesinlikle bir seferde hepsini alıp satmak hiç iyi değil. Zaten tecrübe ederek göreceksiniz. Kademeli alım satım bayağı iyi oluyor. Fazla satılmışlar da zaten yine şey çıktı. Ütopya çıktı. Şu topuş sitesine bakalım. Yo, en ucuzlara bakacağım. Geliyorum. Evet, burada en ucuzlara da bakalım arkadaşlar. Nubio'dan başlıyor. Şöyle. RSI'ye göre en ucuzlara bakıyoruz. Yani Nubio'dan çok bir beklentim yok şu anda. Daha önce de çıkmıştı. 8.75'in üstüne atmadığı sürece. Bir şey diyemeyeceğim. Hürriyet gazetecilik var. Yani şu yükselişte bile hala ucuz hisse varsa yani onu da artık malı boşaltıyorlar herhalde. Daha da yükselmiyorsa. Baksana şu durumda bile. Düşünsene elinizde Nubio var. Borsa bu kadar yükselirken siz şuradan itibaren baksana. 3 haftadır herhalde. Bir aydan fazladır düşüşte Nubio. Evet, Hürriyet'e de bakalım arkadaşlar. Hürriyet'te de durum bu. İki tane tepe var şurada zaten. Yok hayır alamet değil artık. Sat konumunda 1.94'ün altında daha da aşağı gidebilir. Çok hızlı aşağı gidebilir. 2.21'in üstüne atmadığı sürece Hürriyet'ten beklenti yok. Şu yükselişten sonra sanki düşecekmiş gibi bir imajı var. 2.83'te de satış yemiş zaten daha önce. ADS'ye bakmıştık diye hatırlıyorum. Yine bir açayım da. Evet, bakmıştık ADS'ye. ADS'ye geçelim. S2 mi arkadaşlar? S2 mi durum ne? S2'de de biraz sakat bir durum arkadaşlar. Destekler var. 9.82, 11.85, 12.75. Durum çok iyi değil. 17.17'nin üstüne atmadığı sürece bir şey olmayacağı benziyor. 23.99'u görmüş. 24 lirayı görmüş bir kağıt arkadaşlar Seykim'de. Creditvest var. Yani şu ortamda aslında ucuz hisselere bakmak çok iyi değil gibi. Gördüğünüz gibi. Terste kalanlara Allah sabır versin. Böyle tabanları görünce gülesim geliyor da kusura bakmayın yani terste kalanlara. Yani sinirden aslında yani şu nedir yani? Yani şunu yaşamak nedir bak. İki tane üç tane tavan almışsın. Ya tavan demeyin de hadi. Şurada %20 almışsın şöyle seviniyorsun bir yana tak tak satamıyorsun da şuna bak. Yok böyle bir şey ya sinir krizi geçirsin. Üç bölgesine düşerse belki değerlendirilebilir. Çok hızlı düşüyor. Ama çok risk olur. 8.46'yı görmüş bir kağıt. Bundan da çok bir ümidim yok. Şu liste biraz ölü bir liste yani şu anda ucuz hisseler listesi borsa bu kadar yükselmişken. Kesin bir sıkıntı vardır. Ütopya'ya zaten iki kere baktık. İdeas da
Devam arkadaşlar. İndikatörden 36 üstüne atmadıkça elleşme diyor. Mepet çıkıyor muydu? Mepet de şu anda elleşilmedi arkadaşlar. Risk sevenler için 2.46 stop. 2.40'ın altında stop. Ya da 2.62 üstü beklenmesi lazım. Mepet. Liste hiç girmemiş mi ya? Çizgi yok. 4.47'yi görmüş bir kağıt arkadaşlar. Mepet. NM kas. Bunlar herhalde izleme listesinde olan hisseler, yine taban yiyen hisselerden. Şöyle şunları silelim. Şimdi sildik. Onda stop olmuş zaten orada. O kadar. Şu anda 4.37, 3.55 bölgesi var arkadaşlar. Bu hisseler zaten çok tehlikeli. 10.32'yi görmüş bir kağıt. Direkt geçiyorum. Çok sıkıntılı hisseler. Kozmo, evet. Hep böyle spek hisseler zaten. Mal boşaltıyorlar herhalde. Düşüyor. 17'yi görmüş bir kağıt. Arada bir tavan falan veriyor işte, tavan alma riskine girecekler için. Değmez o riske ya, bir tavan alacağım diye. 8.5 civarına düşerse belki bir denenebilir ama oradan sonra tavan tavan şey aşağı taban taban giderse yapacak bir şey yok. Söylemedi demeyeyim şimdi. 9.70. Bu tarz hisseler 9.70'in üstüne atmadıkça bir şey olmaz ya da o şekilde takip edebilir. Bu tarz hisseleri kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bak işte böyle kare kare çizgi çizgi. Muma bak, böyle mum mu olur? Bu ne ya? Garip bir şey. Geç. Son top 3 listemizde yapalım. Bayağı uzun bir video oldu. Evet. Top 3 listemizde Nibaş son bir haftada %55 yükselmiş. Acaba bir hata mı var? Bakalım. Evet. Nibaş Show başlıyor. Evet arkadaşlar. Kaç tavan? Herhalde buradan, yani bak, borsada asla asla demem ama buradan 94'e giderse bir mucize bence yani. Hiç sanmıyorum. Yani böyle bir hareket görmedim. Hadi yarısına kadar çıksa bilmiyorum ama ne diyeyim? Şuralarda satış yemiş zaten. Hemen hemen direnç bölgesi şuralar. 14.5, 17.5, 21. Trend indikatörü 8.80'in üstünde devam diyor. Daha tabii orası çok aşağı olduğu için 4 saatliğe bakayım. 4 saatlik 10.5 üstü devam diyor. 10.50 üstü, saatlikte de 11.70 üstü devam. Elinde Nibaş olanlar diplere yakın yakalayan, tam dibi de vurmamış ki. Buradan bir anda döndürmüşler. RSI'de bayağı 30'u görüp görüp süründürmüş. Garip bir yerden dönmüş yani, alakasız keyfe keder dönmüş. Ama kesinlikle bu ise sıkıntılı iş bir. Bunlara bakmayacağım zaten. %53 iş bir kazanmış. Bağfaş'ta %50 iş bir de böyle bir uçuşa geçti bir anda arkadaşlar. Bunlar bir ara listeye giriyordu sanki. Son bir aya bakmayacağım. Ay sonuna doğru olursa bakarız. Son 3 aylık performanslara bakalım. En çok kazandıranlar. Top 3. Arkadaşlar Dobur Show yapmış. %475, 360. Pere Cup, Penta 250. Son 6 ay. Biraz yüklense. 11 kat gitmiş. Penta 8,5 kat Dobur. 4 kat da Pere Cup gitmiş. Son 1 yıllık performans. Evet. 11 kat Penta. 4,5 kat Perkent. Dobur'da 4 kattan biraz fazla. En çok değer kaybedenlere de bakalım da arkadaşlar, ona göre durum neymiş bakalım. Belki kısa vadede bir alım fırsat olabilir. Ütopya bakmıştık. Sıkıntılı. MM Kas Dobur. Tabi grafiklerini açıp bakmak lazım arkadaşlar. Bunlar listeye girmişti. Biraz sıkıntılıydı MM Kas falan. Rally yatırım var. Ütopya var. Son bir ayda Dobur var. Değer kaybedenler. Son 3 ayda en çok değer kaybedenlere bakalım. Kütahya Şeker %67. Nugio %45'te. Ütopya. Son 6 ay. %59 Fade. Bera %56. Ütopya %54. Son 1 yılda en çok değer kaybedenin. Nibaş yine listede vardır muhtemelen. %80 mi oldu?
%84, %90'a kadar düşmüştü çünkü 5 tavan yapsa bile, %55 yükselse bile son bir senede epey kaybettirdi. %70 İhlas, %68 de ADESE şeklinde en çok değer kaybedenler de bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun açıklama kısmında sosyal medya hesaplarım var. Facebook, Instagram, Twitter. Oralara da beklerim arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, zile basmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese bol kazançlar. Dikkat edelim arkadaşlar. Özellikle XU100, BIST 100'ü takip etmekte fayda var. Destekleri söyledim zaten. Görüşürüz.